Ne yapayım benim kuzularım? Anaların kokusu olmadan ağlıyorlar değil mi? Ha? Merak etmeyin, ikisi de mışıl mışıl uykuya daldı. Aç acına mı daldılar? Ha? Olur mu? Sağdığımız sütü ikisine de içirdik. Karınları tok, sağlıkları yerinde. Siz hiç merak etmeyin. Ya üşüyorlarsa o gavanozun içinde üşür onlar. Küvezin ısısı bebekler için özel olarak ayarlı. Üşümezler. Gazları olunca ne olacak? Ha? Onları böyle yan çevirip yatırsaydınız. Altlarını kim temizleyecek? Ya Kadriyem, Kadriyem dur. Dur hele bak, hemşire hanım sahne değil. Biz iyi bakayım diye, aklınız bizde kalmasın diye. Ya vallahi aşk için yap. Kadriye Hanım, bebeklerin bakımı hemşireler tarafından takip ediliyor. Tek tek ilgileniyorlar. Hijyenleri, sağlık durumları hepsi kontrol altında. Sizin gözünüz arkada kalmasın lütfen. Ya bir annenin bakımıyla bir olur mu hiç? Niye beni anlamayınız ha? Anlıyorum tabii ki de. Siz de her anne gibi bebeklerinizle birlikte olmak istiyorsunuz. Ama birazcık dişinizi sıkmanız gerekiyor. Zaten bir süre sonra... Her anne bir mi? Ben hala anne gibi değilim. Her anne bir değil. Benim anneliğim başka. Ben yıllardır onların yolunu gözleyeyim. Aynı olur mu her anne? Gülüm, gülüm ya. Hemşire hanım sana kötü bir şey demedi gülüm ya. Senin anneliğin sorgulanır mı ya? Sen dünyanın en güzel annesin. Maşallahın var hem de senin ya. Değil mi? Evet. Sen mi doğurdun? Ha? Sen doğurmadın ondan böyle sana göre hava hoş. Ben çıkıyorum. Bir ihtiyaç olduğu zaman düğmeye basabilirsin. Tamam. Hemşire hanım. Efendim. Ben diyeyim ki, bir sakinleştirici yapabilir miyim benim hanıma? Gerek yok. Siz biraz daha anlayışlı olun, daha sabırlı olun. Bir de bol bol sohbet edin, kendisine gelir zaten. Demesi kolay. Gelmiş hanım, demesi kolay. Badriye? 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 Kadriye! Ay benim kızım, ay! Ay benim yavrum, ay maşallah canım benim. Ay olayım öyle, olayım öyle, ay ay! Düzgün tut onu, düzgün tut! Açık kaldı bak beli, açık kaldı beli! Tut, çek altından örtüyü! Kırıcın, kırıcın, belini kırıcın! Düzgün tut, düzgün tut onu, düzgün tut! Kuzum, anne, yavrum benim. Ay benim kuzum. Ay annesi kurban olsun. Ya düzgün bak. Bak açık kaldı orası. Düzgün değiştir. Düzgün değiştir onu. Ya, ya bacağını mı kıracaksın sen? Nasıl, nasıl kaba davranayım? Yavaş, yavaş, yavaş. Gel şuraya, gel. Gel. Aç, aç şunu. Aç. Ben değiştiririm altını, çek. Kadriye'nin diyemezsiniz lütfen. Olur mu öyle şey mi? Benim çocuklarım, benim yavrularım bunlar. Ben değiştiririm. Ben bakıyorum zaten onlara. Ama ben daha iyi bakarım. Ben daha iyi değiştiririm. Hem bebekler çok küçük. Mikrop kaparlar sonra. Nasıl mikrop kapıyor ha? Ben aylarca karnımda taşıdım. Neyin mikrobuymuş bu ha? Ne kadar zor bileyim sen ha? Aylarca karnımda taşıyıp ondan sonra böyle camların arkasından onlara bakmak ne kadar zor bileyim sen ha? Anlıyorum sizi ama birazcık daha sabırlı olmalısınız lütfen. Kadriye, yemin olsun üzüyüm beni sana. Bak yemin olsun ben üzüyüm. Ya böyle bu kendi kendine stres yapayım. Kendi kendine böyle heyecan yapayım, üzülüyor. Ben sütü kesilecek bunu. Yalan mı hemşire hanım? Doğru, hem üzülecek bir şey yok ki. Benim içeri girmem gerekiyor. Ama Mahmut, ben onları hemen şimdi kucağıma almak isteyeyim. Yav tamam gülüm, sen kucağına almak isteyin de... ...ha bizim bebeklerimiz niye içeride sen bileyim mi? Sağlıklarına kavuşsunlar da... ...hele sen kucağına al diye içeride bizim bebeklerimiz. Üzme kendini gülüm ya. Niye böyle oldu? Bakamadım ben onlara karnımda. Bakamadım benim yüzümden böyle oldu. Niye böyle deme, oldu? Deme. Niye böyle oldu? Ya deme öyle. Allah aşkına üzme kendini, beni de üzme. Bak, bak, bak. Bak göreyim mi? Bak, bak, bak. Ya ben kurban olurum onlara ya. Ben kurban bak, olurum onlara. Tamam. Ya Kadriye kurban olayım ya. Sıkıntı etme kendine ya. Ben de üzüyüm burada bak, sana söyleyeyim ben. Sen bizim bebelerimizin adını düşündün mü? Onu de bari. Ama. ya düşündün mü? Ya ben sıkıntımdan, acımdan en heyecanlı kısmını unuttum ya. Ya. Ne koyacağım? Vallahi Kadriye'm ben bu isim hakkını sana vereyim. Sen ne istersen
O olsun diyeyim ben. Canım benim. Ya bizim iki tane evladımız var ya. Birini sen koy, birini ben koyayım ha. Bak, kızı sen koy, oğlanı ben koyayım ha. Ne diyeyim? Ya senin Allah'ına kurban ya. Senin güzel kalbini seveyim ben. Karagülüm benim. Vallahi ben zaten düşündüm Kadriye. Rahmetli anamın adını koyayım diyeyim ben. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Hafize ismi sanki. Acaba diyeyim biraz böyle bir ne bileyim eski böyle demode gibi mi? Biraz daha modern bir isim mi düşünsek? Ne yapalım ha? Allah Allah. Ama sen kendin dedin şimdi oğlan ismini ben koyayım, kızın ismini sen koy dedin. Sen benim koyduğum isme karışın. Ben de senin koyduğun oğlan ismine karışayım o zaman Kadriye. Sen de dedin isim hakkı dedin, annenin hakkı dedin. Daha demin kendin demedin mi? Sen kendin dedin şimdi kızın adını sen koy değil. Sen dedin Kadriye. Tamam tamam hadi. Anlaştık seni mi kırdım ben? Ha? Tamam o zaman şöyle olsun. Senin de gönlün olsun madem. He. Hafize'nin yanına bir dediğim Nur koyalım. Hafize Nur olsun madem, biz de Nur diye seslenirik. Ay Nur çok güzel. Çünkü benim kızımın yüzü Nur gibi. Hafize Nur. Hafize Nur, he? Ya sen oğlanın isminde koydun, onu söyle bari. Onu da şöyle düşündüm. Dedim, Ali Osman mı koyayım, he? Osman benim babamın ismi. Ali de Seyit Ali babamın isminin içinde var, he? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Aa, güzel kalbinden öperim senin diyeyim. Ne diyeyim? Allah'ım size bu günleri gösterdin ya. Şükürler olsun. Ya maşallah bizim ikizlerimize. Ne güzel oldu değil mi? Ha? Kızımızın adı Hafize Nur. Oğlanımızın adı da Ali Osman ha. Konağa gidince de Allah'ınız neyle babam ezan okur kulaklarına. İsimleri de konmuş olur. Aman! Mahmut. Ne oldu? Biz şeyi unuttuk ya. Neyi unuttuk? Ne oldu? Adana unuttuk biz. Ya biz demedik mi ha? Doğum kazası belası geçince dedik. Biz dedik kurban keselim dedik. Herkese dağıtalım demedik mi? Bak adak beklemez. Ya ben nasıl unuttum onu ya? Adak beklemez hakikat ya Kadriye. Dur hele dur. Dur ben gideyim de gelin. Sen iyice dinlen ben gidip geleyim hemen halledeyim şu işi. Sıkıntı etme kendine hiçbir şey. Ha benim bir adak işim var doktorum ben geleceğim. Aman doktorum hoş geldin. Merhaba Kadriyeciğim nasılsın? Vallahi sağ olun, iyiyim yine göre. İşte pansumanların da yapıldı, sabah daha iyiyim çok şükür. Ağrın yok? Yok. Güzel. Değerlerine de baktım. Gayet iyiler. Seni bir iki güne taburcu ederiz. Aman çok şükür bebelerime kavuşayım artık ha. Seni taburcu edeceğiz ama bebekler biraz daha bizimle kalacaklar. Yok. Yok öyle olmaz. Yok bebelerim olmadan olmaz. O zaman... Doktor hanım beni de taburcu etmeyin o zaman. Ben evde onlar olmadan nasıl dayanayım? Kadriyeciğim seni taburcu edeceğiz ama bak bebeklerin sağlığı için kuvvetle kalmaları şart. Olmaz ama öyle. Emzirme saatlerinde gelir gidersin. Tamam mı? Geçmiş olsun. Ben de buradan çıkarsam çıkmam da çıkmam buradan.